Bakalım Sayın İbrahim Yetkin telefon hattımızda. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı. Sayın Yetkin hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Önemli bir konuyu bugün detaylandırıyoruz programımızda. Kuraklık meselesi. Kuraklık dünyanın konuştuğu önemli problemlerden, doğal sorunlardan biri. Ülkemiz açısından tablo ne? Tarımsal kuraklıktan söz edilebilir mi? Sayın Bakan, henüz tarımsal kuraklıktan söz edemeyiz. Bu konuda öyle bir veri yok dediler. Bunu netleştirelim. Ve iklim değişikliğinde önlem alamıyoruz. Fakat uyum noktasında neler yapabiliriz konuşuyoruz. Ve sulama konusu da yine kuraklıkta ön plana çıkan başlıklardan. Özellikle kuraklığın mevcut durumuna ilişkin, ülkemizde tarımsal kuraklığa ilişkin neler söylersiniz? Evet, çok ciddi biçimde Türkiye kuraklık sürecini yaşıyor. Evet. 2-3 aydır bu şekilde devam ediyor. Tabii kuraklık tarım sektörü açısından hayati bir konu. Evet. Gerçekten değerlendirmesi gereken bir konu. Şu anda şeyler belli şekilde yağışlar yağsa bile tamamen evet. tehlike geçmiş değil. Evet. Mart ve Nisan aylarındaki yağışlar belki de belirleyici olacak. Bıçak evet. sırtındayız. Tahıl üretiminde özellikle ekili alanlarda istenilen düzeyde pek çıkmadı. Evet. Filizlenme olmadı. Yani istenilen şekilde şey evet. yapamıyoruz. Belli bir süreci geçiremiyoruz maalesef. Maalesef. Bundan ayrı da şey anlamda, üretim anlamda şeker pancarı olsun, ayçiçeği olsun, mısır olsun, soya olsun, bu tür ürünlerin de ekim dönemi. Bu da ayrı bir tehlike şeklinde cereyan ediyor. Evet. Normal koşullarda. Yani Türkiye'de belki şey anlamda tarımsal kuraklık yok ama evet. tarımsal kuraklığa yakın bir süreç izliyoruz. Dikkat edilmesi gereken hususlar tabii var bu konuda. Bunun da yapılması lazım. Kuraklık eylem planının şimdiden her ihtimale karşı yürürlüğe girmesi gerekiyor. Evet. Bunun da bu şekilde sürdürülmesi gerekiyor. Evet. Sürdürülmediği takdirde belli şekilde problemler yaşayabiliriz. Evet, problemlerle karşı karşıya gelebiliriz. Evet. Onun için tabii kuraklık şeyimizde, gündemimizde halihazırda duruyor. Evet. Peki kuraklık dediğimiz zaman önemli noktalardan biri de gıda fiyatları etkileniyor. Gıda fiyatlarında şu anda kuraklığa ilişkin bu anlamda en azından problem olmadığını biliyoruz. Fakat biraz daha uzun vadeli baktığımızda gıda fiyatları etkilenir mi? Neler söylersiniz? Bununla ilgili ne tür önlemler almak gerekir tüketiciyi de koruyabilmek adına? Evet, yani bu şekilde gıda ürünlerinin fiyat yükselmesi evet. belli dalgalanmalar şu anda da sürüyor. Özellikle bakliyatta evet. Şekilde belli bir süreçte sürüyor. Bu şey yaptığı takdirde, devam ettiği takdirde gıda fiyatlarının belli ölçülerde yükseleceğine dair belirtiler de var. Evet. Bunu da görüyoruz. Belli dalgalanmalar var şeylerde, fiyatlarda. Evet. Bu fiyatlar dalgalandığı takdirde tabii biz de pahalıya şey yapacağız, yiyeceğiz bunları. Evet. Kuraklığa ilişkin tedbir olarak suyun rasyonel kullanılması gerekiyor. Damlama sulama